Sonra? Araba kasise girmek için yavaşladığında sen belinden silahı çıkardın. Karşı kaldırıma hızla geçip arkadan ateş ettin. Birisi ensesine, ikincisi sırtına isabet etti. Cevap ver. Adam öldü. Sonra ne yaptın Mehmet? Televizyona da çıkacak mı? Bırak televizyonu, gazeteyi. Şimdi baştan anlat. Çay içebilir mi? Ağzım kurudu. Tabii koçum. Tabii evladım. Tabii Mehmet'im. Silahlı tehdit var. Aslan Bey ile bağlantısı var mı? Sen de mercimek çorbasına limon soruyorsun Esen. Alavere dalavere. Mehmet bu kez kodese. Bu çocuk ölü doğdu Esen. Çok yaşamaz. Camları siliyordum. Patlama sesini duyduğumda korktum. Az kalsın camdan düşecektim. Ne gördünüz? Sarı bir araba durmuştu. Sonra iki kere daha patlama oldu. Ben camdan çekildim. Dayanamadım, camdan yine de baktım. Bir tane pardesülü adam vardı. O mu ateş etti? Bilmiyorum. Nasıl bir adamdı? Uzun boylu. Beyaz pardesüsü vardı. Sıcacık havada giyinmiş üstüne. Bir de gözlüğü vardı. Nasıl bir gözlük? Güneş gözlüğü. Sonra ne yaptı? Gözlüğünü çıkardı. O zaman gözlüklü değildi. Sonra taktı mı takmadı mı bilmiyorum. Bıyığı sakalı var mıydı? Pala bıyıkları vardı. Böyle. Bacım gözlüğünü çıkarıp çıkarmadığını görmediğinde bıyığının kalınlığını nasıl gördün? Ya doğru söylüyorsun ama sanki bıyığı vardı. Kaç metreydi bulunduğun yerle adam arasındaki mesafe? Oo. İki apartman boyu kadar yer vardı. Saçları ne renkti adamın? Sarı değildi. Boz muydu, kara mıydı öyle bir şeydi. Kırçıldı. Uzun muydu, kısa mıydı? Uzun boyluydu. Aa, saçı bacım, saçı! Başka kimseyi gördün mü? Yok, ben bir bunu gördüm. Şimdi arkadaşlar senin anlattığına göre çizdiler. Bir bak bakalım benziyor mu dediğin adama. Okuma gözlüklerim yok ama bakayım uzaktan. Sağlam kadın. Arife tarif etti Esat. Bu mu bacım? Tam seçemiyorum ama bu. Pardesüsünü çizseydiniz daha iyi tanırdım. Bu buna benziyor mu Esat? Birden fazlalarsa efendim çok fikir vermez. Kadın görmesi gerekeni görmüş. Kaç kişi olsalar da fark etmez. Araba kasise girince nasıl olsa yavaşlayacak dedim. Belinden silahımı çıkardım. Arabanın kör noktasındaydım zaten. Hızlandım. Cama 2 metre kala başladım ateş etmeye. İlk ensesine girdi. İşimi sağlama almak için bir daha sıktım sırtına. Bir kere daha sıktım sırtına. Baktım ölmüş. Silahı belime koymadan hızlı adımlarla yolun diğer tarafına geçtim. Bir tane aralık vardı. O aralıktan geçmeden silahı belime taktım, kayboldum. Silahı ne yaptın Mehmet? Denize attım. Bu cinayeti niye işledin Mehmet? Emperyalistlerle işbirliği içinde onların köleliğini yapanlara ders vermek amacıyla Abbas Ustaoğlu'nu ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Dosyada zanlının yazılı ifadesi, tanığın ifadesi ve tanığın ifadesi doğrultusunda çizilen robot resmi var.
Sizin hususi olarak sormak istediğiniz bir şey var mı efendim? Bu mu robot resim? Evet efendim. Tamam, teşekkür ederiz. Biz alacağımızı aldık. İyi geceler efendim. Esat, Mithat'ı geçir. Emredersiniz. Cürete bak. Beni de kandırmaya çalışıyorlar. Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postanede ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorun söyleyeyim. Aslan için mi çalışıyordun? Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin aslana? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'i Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslan'ı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. Polislere açık ettik seni, öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür, yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Devletin görevlisi, devletin görevlisini öldürmek için emri kimden alır? Bunu ancak emri alan bilir. Gücünüz var. Neden tetikçisinden katili öğrenmiyorsunuz? Ben alırsam ortalık karışır. Köstebekler yerin altına girer. Sen alacaksın, ben sorgulayacağım. Devletin kimliğini taşıyan kimseye dokunmam. Getir ki alalım kimliğini elinden çakalların. Devlet görevinden kaçmak olmaz. Var mısın, yok musun aslanım?